Ahmet abiyi dolandırmıyoruz. Parayı gönderdiğimiz hesap başka, aracı alacak kişi başka olacak. Ahmet abi şu anda gergin. Artık işin eğlenceli kısmına geçiyoruz. Evet. Burası sıkıcı kısmıydı arkadaşlar ama erken bitti. Sattığın arabayı ya çok ince hesap yaparsak var ya. Oho. Hayatın yolunu bulamayız. Sıdık kamerayı ağzımın içine sok, oldu mu? 279 olmuş. Abi. Gece 3'te. Gece 3'te aradım abi. Dinle. Gece 3'te aradım bak. Her şey çok güzel ilerliyor. Yalnız bir problemimiz var. Şu tatlı atmosferi bozmak istemiyorum ama. Bana abi dedi, ben Kars'tan senin takipçilerim dedi. Senin sayfandan polo aldım dedi. Ya abi diyor, sana Kars'tan diyor gravyer peyniri, Kars kaşarı bilmem ne göndereceğim diyor. Ya zahmet etme, olur mu öyle şey falan. Allah aşkına abi, öyle mi gör? Aradan bir hafta geçti. Ne oldu lan bizim gravyer peyniri de? Para Babası kanalından merhaba arkadaşlar. Şimdi Bursa'ya güzel bir araba almaya gidiyoruz. Dandini dandini dastana, danalar girmiş. Arkadaşlar Bursa'da indik. Sabahın soğuğu. Bu araba almaya gittiğimde en sevmediğim şey budur. Böyle sabahleyin buz gibi bir inersin. Her yanında arkadaşın yoksa çok sıkıcıdır. Ben yıllarca tek başıma gittim geldim. Hayırlısı olsun bakalım. Biz geldik buraya. Yanımda Sıddık var. Ama oraya belirt 15 saat uyudum diyor yolda da. He, ben Allah'a çok şükür uyudum. Sıddık hiç uyumadı ya. Manyak. Uyumadı adam. Ha, yapacak bir şey yok. Yılların Bursa Otogarı. Şöyle. Lunapark gibi maşallah. Her yerde ışık püskürüyor. Bu arada abimize, Bursa'daki abimize neler aldım onu göstereyim size. Spart'tan geliyoruz, boru değil. Değişik bir gül lokumu. Ondan sonracığıma bu farklı bir gül lokumu, çifte kavrulmuş. Sonra bir de şey arkadaşlar. Şurada gül sandığı. Şimdi görebiliyor musunuz bilmiyorum. İnşallah takipçilerimizden bazı arkadaşlara da göndeririz bunlardan. Bunun içerisinde böyle bir sürü işte kremi, kolonyası, şusu busu vesaire. Isparta'da gülle ilgili üretim içinde varsa hepsini koymuşlar içine. Elimiz boş gitmeyiz Allah'ın izniyle. Arkadaşlar Sıddık'ı yatırdık. Yazık çok yorulmuş, uyuyamamış. Adam her şeyini hazır getirmiş. Battaniyesini. Prenses gibi uyuyor. Biri öpmeden de uyanmaz. Arkadaşlar görüyorsunuz bak. Çoğu kimse memlekete arabayı alıp geldiğiniz zaman vay be hayatı yaşıyor der. Kimse bilmez sizin böyle mescitlerde, banklarda uyuduğunuzu. Ben yıllarca çok yattım banklarda. Araç sahibini sabahleyin erkenden rahatsız etmeyeyim diye sesimi çıkarmadan saat 9'a kadar, 8.30'a milletin afyonu patlayana kadar banklarda, banklarda az mı yattık? Arkadaşlar şimdi araç sahibini bekliyoruz. Bakalım yemeğe mi götürecek, ekspere mi götürecek? Her araç sahibi yeni bir macera. Kimisi çok ikramperver oluyor. Kimisi hiç elini cebine atmıyor. Bir çorba içirse var ya. Nasip bakalım. Selamünaleyküm abi. Selam abi, gel hoş geldin ya. Allah kamerayı valla sağ sola çarptı. Gel güzel insan. Nasılsın? Seninle abi tanışmak nasip oldu. Eyvallah abi. Hayırlı sabahlar, hoş geldiniz. Ama yakışıklıymışsın abi ha. Teşekkür ederim, sağ ol. abi ne ettin? Valla ne yapalım? Yerine araba alacağız. Ne aldınız abi? Valla bir Honda City almayı düşünüyoruz yerine. Ama milletle uğraşıyoruz. Bir yerden kapora geri geldi. Yok canım. Bir yerle anlaştık. Bak ne yazmış bak, kendin oku bak. Hocam, abimle görüştüm. Bak yazmış adam bak. Fiyatı artırdı. O da satmaya niyetli değil. Bu hareketiyle öyle anladım. Erkenden haber vermek istedim. Hayırlı akşamlar. Ya yok. Abi herkesin ya, hastalığı. Ya sapıtmış ya millet. Kafayı yemiş ya. Evet. Kafayı. Herkesin hastalığı şu anda abi. Anlamadım ben bu işi. Ne olacak? Ben fiyat artırmadım. X4'ü satarken. 150 bin lira zarar ettim abi. Ne olsun, her şey para değil ki. Her şey para değil ama Allah bereketini versin. Kim bilir nereden ne kazanacağım bilmiyorum yani. Aynen öyle. Peki adam hayırlı olsun demeden fiyat artırmasında bir sakınca var mı abi? Hayırlı olsun demeden fiyat artırmasında, ya şöyle söyleyeyim. İnsanlar mesela arabayı koydu 360 bin lira. Adam şimdi arabayı 360 verdiler mi?
Demek ki diyor daha fazlasını yapacak bu diyor. Ben bir diyor hanımla görüşeyim diyor ve abimle görüşeyim diyor. İşte 10 dakika sonra böyle mesajlar geliyor. Fiyatı 380'e güncelliyor. 80 veriyorlar. Daha yukarı güncelliyor. Burası Bursa'nın en efsane oto yıkama merkezlerinden bir tanesiymiş. Ahmet abi başka yere götürmüyormuş arabasına. Sağlı sollu iç dış detay var. Kaç para yıkama abi? Yıkama burada ne kadar? Bursa'daki yıkama. Arkadaşlarımız varsa takipçiler bilsin de. Fiyat verelim mi? Ver. Verelim. 60 TL. İç dış 60 TL. Evet, minibüsler için mi? Hayır, minibüsler için 80 araba. TL. Bizim için 80 TL'ye kıymış Ahmet abi. Yıkatıyor. Arabayı burada araba yıkatıyor valla. Biz onun için mi yıkatıyor? Ahmet abi. Ahmet abi. Bu bizim Isparta'nın en efsane ürünlerinden abi. Bakalım. Teşekkür ederim. Gül sandığı var abi içinde. Tamam. Onun içinde gül kremi, gül lokumu. Hepsi var diyorsun. Tabii. Gül tesbihi bile var abi. Gül tesbihi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Araba bitsin o zaman, bir çay içelim şimdi. Araba bitsin tamam, gidelim. O zaman şöyle yapalım abi. Tamam. Kahvaltıya noterden önce, yemeğe noterden sonra, tatlıya da... neyse. Buraları kapat, buraları çekme. Arkadaşlar daha arabanın rengini bile bilmiyorum. Vallahi fotoğrafını görmedim. Abi arabanın rengini bilmiyorum, fotoğrafını da görmedim yani. Rengi ne diye sordum, siyahmış. Ben beyaz falan zannediyordum ha. Abi vitese bak, vitese. Annem vites nerede? İşte. EAT 8. İlk defa minibüsüm olacak, çok heyecanlıyım. Araba adı minibüs, aslında minibüs değil. Kursat'ta da minibüs değil zaten. Normalde bir otomobil. Bu kalkmıyor mu abi? Hayır, kalkmıyor. Bunlar yok abi, bu kalkmaz, yok. Bu açılmaz. Bu en full paketim mi abi arabanın? En dolusu bu. En dolusu, evet, en dolusu bu. Abi bu koltuklar dönmeli, takla atmalı. Dönmeli, öne doğru yatıyor. Şu kırmızı kollardan kaldırdığımızda öne doğru yatıyor. Ve çok basit bir şekilde çıkarabiliyorsun. İstersen abi bir panel van bile yapabiliyorsun. Arabayı da dediğim gibi alırken ekspertlik yapmadık. Elinde boya makinesiyle güzelce her yerini ölçtü, baktı, etti. Baktık biz de rakamlar aynı geliyor ondan sonra. Ama ben dedim satarken yaptıralım ya. Şimdi adam geldi, sizler gibi Isparta'dan, problem yaşamıyorum, sıkıntı çıkmasın. Abi, dedim kurumsal firmada yaptırdım. Dynamos'u seviyorum, gerçekten seviyorum. Hatta ben Dynamos'u çok sevdiğim bir abim var. Onunla bizim işler için bir görüşme yapacağım. Belki ileride bir partiler oluruz, bilemem. Yani her şey olabilir. Şöyle ekspertizini yaptırmış abimiz. Tarihine bakıyoruz. Tarihi nerede bunu tuttuk? Şurası 17-11 yani 4 gün önce yapılmış. 4 gün önce yapılmış. Daha başka bir şey detaya da gerek yok, motoruna falan gerek yok. Motoruna arabaya dyno testi yaptırmadım. Gerek görmediler, yaptırmadılar. Zaten araç garanti kapsamında bir araç. Garanti kapsamında olduğu için dyno testi yaptırmadım. Bir de otomatik araç olduğu için dyno testinde arabayı olduğu yerde arda veriyor abi. Alttan bağlıyorlar arabayı zincirle. Sadece ön tekerlekler dönüyor. Arka tekerlekte sabit kaldığı için tüm arıza lambalarını yapıyor. Böyle yeni bir araçta, 4 aylık bir araçta da gerek ben yok. Bunu yaptırma gereği duymadım. Zaten firma malına 3 yıl garanti veriyor. Tabii. Citroen firması bunun arkasında. 3 yıl garanti veriyor. Kapatırken ister yine koldan, ister burada bir düğmemiz var. Şu şekilde basarak da kapatabiliriz. Engel çıkarsa, çoluk çocuk çıkarsa. Bakalım. Durdu. Varmış. Tamam bak. Sensörümüz varmış. Ben de denememiştim. Denemiş oldum. Aynen. Sen de bilmiyordun. Bilmiyordum. İlk defa şimdi denemiş oldum. Abi nasıl denemezsin ya? Adam binerken şöyle ikiye bölmesin. Klima buradan kendine bağımsız. Kendin bu arka klimayı ayarlayabiliyorsun. Çift önden klima. Hariç. Önden bağımsız ayarlayabiliyorsun. Buradan istediğin gibi düşürebiliyorsun. Seviyesini ayarlayabiliyorsun. Öyle bir artısı var. Çok klima güzel. Klima önden bağımsız çalışıyor. Ahmet abi şimdi koskoca şu minibüsün parasına Volkswagen Polo mu alınıyor? Evet, Polo alınıyor. Lan nasıl memleket ya arkadaş? Yani şu arabanın parasına evet Volkswagen Polo alınıyor.
Sen şaka bu arabayı bize satacaksın, Polo alacaksın atıyorum veya başka bir şey alacaksın. Veya Honda City gibi Honda bir araba. Honda City alacaksın. Ufak bir araba ama şu araba çok çok mu daha iyi? Evet çok çok daha iyi bence. Ama 2.0 180 beygir diyorsun abi. İşte şu anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma bunlar hep artı. Hepsi opsiyon, paket. Mesela şimdi bu arabada... Anahtarsız açılıyor değil mi bu? İşte anahtarsız açılıyor. Hiç anahtarla işin yok senin bu arabada. Evet. Anahtarsız kapı açılıyor, anahtarsız kapanıyor. Aynalar kaplamalı. Kamera, geri görüş kamerası. 360 var bir de, 360. 360 var bir de, 360 derece. Ayna mı var? Ya bu paraya bu araba var ya, müthiş dolu ya. Bizim fırsat arabaları Instagram sayfamızda arabasını hızlı bir şekilde satmaya getiren 100 kişiden Ahmet abi gibi davranan 3 mü? 2. 1 belki ya. 3, 2. Abi yani bu hassasiyeti çok istiyoruz biliyor musun? Kesinlikle. Aslında kesinlikle. Sayfanın amacı bizim YouTube sayfasının ve Instagram sayfasının asıl amacı şu araba alım satımında işi en ahlaklı noktaya taşıyabilmek. Birilerinin parasını almak önemli değil. Önemli olan karşılıklı dostluklar devam etsin ya. Bu bir vesile olur bak tanıştık. Yani gerçekten yani dostum var. Kesinlikle canım ya sizin de Bursa'da yapışın. Sizin de Bursa'da bir kapınız oldu yani. Eyvallah abi. Ama evet, dediğim gibi alan kişi buna itimat etsin diye yaptırmadı. Aa benim elimde rapor var bak bu raporla alsın diye yaptırmadı. Ben bunu sadece rahat konuşabilmek adına yaptırdım insanlara. Allah razı olsun abi. Çünkü bilmiyorum dediğinde insan bunu kesinlikle yanlış anlar. Abi buraya kadar her şey çok güzel ilerliyor. Yalnız bir problemimiz var. Şu tatlı atmosferi bozmak istemiyorum ama biz bu arabayı alacağız ya bugün inşallah. Tamam. Bizim paramız tamamen çıkmış. Bir 10 bin lira. Aynen. Eksik olabilir de olmayabilir de. Bir 10 bin lira eksik olabilir de olmayabilir de. Olursa şerh koydurursun otelde. Bir gün sana aktarırız. Bir anda bozuldun abi. Olur mu ya ne demek? Ya, ayıp ediyorsun ya. Ayıp ediyorsun. Kaç para kadar yok. Krediniz var abi? Ha, ayıp ediyorsun. Sen de her zaman kredi var. Allah sıkıntı aşkına. Yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hani çıkmaz 10 bin. Yarın yollarsın. 2 gün sonra yollarsın. Problem yok. Arkadaşlar ya gerçekten bu büyük problem. Bir kredi işte. Bunu herkese yapmaz. Gerçekten. Yapmazdı. Gerçekten. Eyvallah abi. Sen sigara içiyor mu abi? Yok ben kullanmıyorum. İyi içelim ya gel. İç. Sana ısmarlayayım ben. Hiç. Biz şimdi yok hiç kullanmadım hayatımda. Arkadaşlar şimdi notere geldik. Expert'e girmedik. Neden? Expert'i zaten Ahmet abi yaptırmış 4 gün önce. 4 günde çarpıp arabayı toparlama şansı muhtemelen yok. Ama dediğim gibi götürüp yaptırabilir. Bak expertiz yandı hemen. Şimdi arkadaşlar orada küçük bir açığımız var. Şimdi ben de Ahmet abiye bir açık yapacağım. O da nasıl? Parayı gönderdiğimiz hesap başka, aracı alacak kişi başka olacak. Ahmet abi şu anda gergin. Hayır, değil, gergin değil. Ahmet abiyi dolandırmıyoruz. Yani bizim işte YouTube kanalımızın olması hiçbir şey değiştirmez. Her şey prosedürüne uygun olmalı. Her şey güvenlik kurallarına uygun olmalı. Parayı gönderen kişi dekontun açıklama kısmına filanca TC'li kişi aracı benim adıma alacaktır diye yazacak. Abi problem var mı? Yapış o zaman abi. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hadi gel. Arkadaşlar alım satım bitti. Arabayı aldık. Bankada ufak tefek bir problemimiz oldu. Yani paraların hepsini tek hesapta toplayıp gönderecektik filan derken orada beklemeyelim satışı yapalım dedi. Ahmet abi de bize güvendi. Daha paranın 1 TL'sini almadan adam arabayı komple verdi bize. Sağ olsun. Arkadaşlar sakın böyle bir şey yapmayın. Hani diyorlar ya evinizde asla denemeyin diye. Bunu evde denemeyin. Dediğimi de yaptım yapma. Evet. Ahmet abinin bu durgunluğunun sebebi... Hadi gel şaka yapalım. Hadi bakalım gel. Şimdi nereye gidiyoruz Ahmet abi? Geldiğimiz yere. Sonra? Sonra? Sonrasında plakalarımız basılsın. Sonrasında... Vallahi abi çiğnecek beni. Kahvaltıdır, yemektir artık ne arzu ederseniz. Artık işin eğlenceli kısmına geçiyoruz. Evet. Burası bakalım. Sıkıcı kısmıydı arkadaşlar ama erken bitti. 20 dakikada bitti işimiz o abi. O kadar. Böyle olmalı ya araba satışı ya. Bir günüm gitti X4'te ya. Ne güzel ya yaz havası vallahi kış gelmiyor yazın yaz gelmiyor canına yandım. Bismillahirrahmanirrahim. Kemeri taktım. 11.380 km'de.
Bu nasıl oluyor ya böyle? Doğru mu yaptım abi? Evet, D'yi aldım, doğru yaptım. El freni indireceğiz. El freni indireceğiz. Sıdık kamerayı ağzımın içine sok, oldu mu? Nerede? Ne dedim? Netçim, netçim. Hadi bakalım. Kendi adama mı sakalım? Şöyle Doburca'ya, dağ yolunun oraya, güzel bir yere gidelim. Sağdan. Allah aşkına. Sağdan araba var yani. Bizi nereye götüreceksin abi? Hadi bakalım. Arkadaşlar, Ahmet abi bizi güzel bir yere götürecek. Hadi bakalım, gidelim her güzel bir yere. Araba satan arkadaşıma tavsiye ediyorum. Dışarıdan gelen misafirini olabildiğince güzel ağırlasın arkadaşlar. Vallahi çok bereketini görür. Arabada CarPlay de var ha. Hayda be. Var tabii, CarPlay de var. Seversin aşkım sen. Bluetooth'lu bağlantı var. Abi CarPlay ben dolu arabaları çok seviyorum ya. Araba dolu. Ya diyorum ya, şu rakama göre çok dolu bir araba. Aynen. Gerçekten çok dolu ve rahat bir araba. Vay, minibüs sürüyorum ya. Artık ben de bir minibüs şoförü oldum. Aksaray, Aksaray, Aksaray. Aksaray, yallah şoför yallah. Neye niyet, neye kısmet, hadi bakalım. Geçen bir takipçimize değil, sana nasip oldu. Hakikaten bize nasip oldu ya valla. Bu sefer neye fırsat niyet arabasını ben aldım yayınlamadım. Neye niyet, neye kısmet oldu. Sen niye bize bu fiyata verdin diye sorarlar abi. Ben sana tamam dediğimde, yani geçen hafta cuma günü, cumartesi günü oralardan görüşmeye başladık biz bu arabayla ilgili. O zaman bu rakamlar buralarda değildi. Daha sonrasından da lafı evirip çevirmeye gerek yok ya. Benim X4 yaptım bak, Allah bana nasip etti, görüyor musun? Ya lafı evirip çevirmeye de gerek yok oradan sonra ya. Tamam artık yani, bir şey ağızdan çıkmış. Ya biraz da her şeyde sağdan devam edeceğiz. Sağdan gireceğiz otobüsün arkasından. Ya hakkaniyet diye bir şey var ya. Toprağın altı var. Gerek yok ya. Bu kadar da yani oynamaya insan. Ahmet abi. Yani bu kadar da insanlarla oynamaya gerek yok yani. Her şeyde para değil. Sen... Tamam ben de bunun yerine mal koyacağım ama gel gelelim, bu kadar da oynamaya gerek yok. Bu kadar da paraya tamahkar olmaya gerek yok. Bu kadar konuşuyorsun, nasıl sigara içmiyorsun abi ya? Ama yanlış bir şey mi söylüyorum? Bu kadar tamahkar olmaya gerek yok. Hayır, doğru söylüyorsun abi. Bu kadar tamahkar olmaya gerek yok. Bu kadar da yani insanlığımızı, kişiliğimizi para için kaybetmedik bu kadar da. Abi bak işte benim bir hafta önce aynı duyguyla yapmış olduğum satış, bak bana aynı duyguyla yaklaşan bir adam karşıma çıkardı satış. Evet. Görebiliyor musun olayı? Bu kadar da para için yani kendini değiştirmeye, kişiliğinden ödün vermeye hiç gerek yok yani. Bir şeyin bir hakkaniyet tarafı var ya. Biz bunu böyle verdik. Sana nasıl benim gibi adam denk geldi? İnşallah bize de bizim gibi bir adam denk gelir. İnşallah, inşallah. Nereye gidiyorsun da bilmiyorum. Bak, dediler ki bundan sonra bu iş stabil devam edecek. Bu iş artmayacak. Ben birkaç tane galerici arkadaşımı aradım. Bundan sonra yeşil ışık yok dediler. Düz devam ediyorum Ahmet abi. Bundan sonra yeşil ışık yok dediler. Piyasa böyle devam eder artık dediler. Öldü dediler. Al sat bitti dediler. Abi video çektim, YouTube'a yayınladım. Dedim ki bitmez. En ufak bir kıpırtı da bunlar tekrar ortaya çıkar. Şimdi o zamanlar hep videonun altına yorum yaptılar. Abi ya sen gözünü seveyim, bir şeyden anladığın yok. Neler söylüyorsun böyle. Şimdi onların hepsini değerleyeceğim. Tarih, şunu demişiz. Tarih, bunu demişiz. Hangi tarihte ne demişiz? Millet fiyatlar düşecek diye bir yerini parçalarken, yırtarken arkadaşlar rüzgar tersten esebilir. Bizim millet fiyat düşerken sonsuza kadar düşecek, hatta bedava verecek falan zannediyor. Böyle bir dünya yok. İhtiyacınız varsa arabanızı alın, arkanıza bakmayın. İnce hesap yapmayın. Bir şey olur, bu iş bitebilir yani her an. O bitti dediğiniz fırsatçılar her an tekrar geri çıkabilir dedim ya. Birebir bunları anlattım ya. Evet. Bak şimdi önünden geçeceğiz, sana bir örnek göstereceğim. Şurada yeni bir site yapılıyor, Downtown diye. Bak önünden geçeceğiz şimdi, göreceksin. Ufak ufak gözükmeye başladı bak binalar, bak karşıda. Çıktığında 1 milyon 300 bin lira civarındaydı lansmanda. Kaç yıl önce? Geçen sene. Ha geçen 13, sene. 13-14 ay önce. Geçen sene nasıl diyeyim? Temmuz-Ağustos gibi. Ondan gördüm sonra abi, ta ileride gördüm. Aynen Dalton. Şu an 3,5 milyondan bahsediyorlar. Nasıl bir para bu ya? Bir yılda 2 milyon üzerine yürüdü ev. Daha bir de yapılmadı ha, değil mi? Daha bitmedi bak, daha inşaat aşamasında, bak göreceksin şimdi. Hani para bittiydi abi lan? 3,5 milyon şu an. Hani alım gücü bittiydi. Ve Eylül-Ekim gibi bitecek. Bittiğinde 5 milyondan bahsediyorlar. İmza ver diyecektim abi. Şuradan bak, şu karşıdaki evler. 1 milyon 300'den falan çıktı lansmanda. Şu an 3,5 milyon. Ve bitmedi daha. Yani uçmuş ya bir şeyler. Ya bir şey geri gelmez. Bunu sadece araba olarak kendimizi sadece arabaya lanse etmemek lazım. Tabii tabii. Yani geçen sene bir markette 200 liraya yaptığın alışverişi şu an aynı alışverişi 200 liraya yapabiliyor musun? Bitti abi, bitti. Nereye? Sattığın arabayı ya çok ince hesap yaparsak var ya, hayatın ya yolunu bulamayız. Boş ver yani, keyfine bak canım. Allah sağlık sıhhat işte versin. Sana iki tane Allah verdim abi. Ya böyle şeyler olsun ya. İmtihanımız daha farklı şeyler olmasın. Boş amin, ver. Amin. Gerek yok.
Para olsun. Adam gibi adam Ahmet abi arkadaşlar. Böyle adamlardan araba almak nasıl? Fırsat Arabası sayfasından biz bu arabayı yayınlamış olsaydık bir takipçi gidecek bu arabayı alacaktı. İyi ki ben almışım ya. Ahmet abi tanış olduk değil mi? Kimseye de haber etmeyecek de ses sakin kaybolacaktı ortalıktan. Aynen kimseye de fotoğraf bile atmazlardı. Yarın öbür gün de bizi engelliyor. Arabayı da 3 gün sonra internette 420 bin lira diye görecektik. Bir de bizi engelliyorlar biliyor musun abi? Ciddi misin? Ya samimi söyleyeyim. Adam arabayı alasıyor. Arabayı alıyor. La arıyoruz abi hayırlı olsun diye. Aradığın numara zınk. Meşgul, direkt meşgul. Arabayı abi ya. Mesela adam dedi ki bir tanesi bana. Abi dedi ben Kars'tan senin takipçilerim dedi. Senin sayfandan polo aldım dedi. Polo'yu aldı Fırsat Arabası'nı. Abi dedi nasıl teşekkür ederim dedi. Ya Allah razı olsun dedi. Sizin gibi insanlar sayesinde böyle uygun fiyat araba buluyoruz falan. Böyle ya bal damlıyor muhabbetten bir göreceksin. Ondan sonra neyse. Ben adamı dedi, bir adam zannettin. Ben de abi diyor sonra Kars'tan diyor gravyer peyniri, Kars kaşarı bilmem ne göndereceğim diyor. Ya zahmet etme olur mu öyle şey falan. Allah aşkına abi öyle mi gör? Düz devam edeyim abi. Düz. Ha. Abi olur mu öyle şey diyor. Ayıp ediyorsun göndereceğim diyor. Biz böyleyiz şöyleyiz falan filan neyse. Aradan bir hafta geçti. Ne oldu lan bizim gravyer peyniri de? Şöyle bir girelim bakalım dedim. Sıddık bakıvermiş. Adam abonelikten çıkmış ya. Şey takipten çıkmış Instagram sayfasını. Bizimki iyilik yap denize at abi. Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Yani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Bursa'da bir kapınız var yani. Sıkıntı yok. Allah razı olsun. Yani abi. Bir işiniz olur. O an müdahale edemeyiz. 2 saat sonra gider müdahale ederiz. Ya işte bunlar kendini bu dünyaya endekslemiş insanlar. Altı üstü düşünmeyen modeller bunlar. Var bunlardan da var içimizde. En son abi polo paylaştık bir tane Ahmet abi. Tamam mı? Polo'yu paylaştık falan. Neyse adam iki değişen 3 parça boya falan dedi. Tamam eyvallah ona göre fiyat verildi falan. Abi adam eksperin detaylı fotoğrafını bir attı. Şase pod diye işlemli abi araba. Soldan devam edeceğiz. Dedik ki abi dedim aradım. Abi dedim şase pod diye işlemli bu araba olmaz dedim. Ne olmuş dedi ya. Ne olmayacakmış dedi ya. Yayına gitsin dedi. Abi olur mu bak şase pod diye işlemli eksper yazıyor. Ben eksperi göstermem diyor. Solo otoparka gireceğiz ama. Abi şurası çok güzel. Manzara çeksene Sıddık. Tam çek, sonbahar ya manzarası. Ya ben seni 10 numara yere getirdim. Vallahi ben onun farkındayım zaten abi. Ya. Arabayı sürerken. Soldan otoparka ileri doğru müsait bir yere. Şuraya yanaşır. Karşıya. Aynen. Müsait gördüğüm yere güzel bir yere yanaşır. Mekan çok güzel ha. Mekana baksana. Hadi yine hatunlar iyisiniz. Hadi yine. Sen şimdi şuraya sola yanaşır. Sen oraya pek duramazsın. Araba büyük ya. Burası daha uygun bence. Tamam. Hep 400 sürme hayalim vardı ya. Fites nerede Sıddık? P'yi alıyoruz bırakıyoruz. Abi ben istop etseydim otomatik P geçmiyor değil mi? Geçmez. Geçmez tamam joystick gibi değil bu. Dayı hayırlı işler kolay gelsin dayı. Eyvallah. Sağ ol dayı. Ooo manzara çok güzel. Yedin mi? Abi çok severim, çok severim. Bunun iki tane çeşidi var abi. Birisi böyle sertten yeniyor, birisi yumuşayınca yeniyor. Bak hurmanın ağacı sümeği gördün mü? Abi şu mekana baksana, ahşapla beraber ışıklar ne kadar güzel olmuş. Şöyle güzel bir yere geçelim. Tamam. Abi şuradan da devam ediyor mu şöyle manzara? Başlıyorum. 5 kişiyiz. Tamam. 2 masa olacak abi. Ayrı masa olacak. Tamam. Bayanlar ayrı yiyecek. Tamam. Aşağıda böyle dere kenarında var mı abi yerin? Altta da var dere kenarında yerin. Dere kenarını verecek. Tamam. Dere kenarını ver, dere kenarı ver abi. Şöyle bir turlayıp gelelim abi mekanı. Abi bir de takip eden arkadaşlar bilsinler. Biz Bursa'ya nereye geldik şimdi? Burası Kaya Restoran. Kaya Restoran. Neresinde abi Bursa'nın? Bursa Doburca'da. Dağ yoluna yakın, Uludağ yoluna yakın. Mantalı indik çıktık. Evet, Uludağ yoluna yakın. Bursa Doburca'da Kaya Restoran. Her bir yerden su düşürüyor. Abi Uludağ'a kar yağmış mı ki ya? Yağdı. Çok inceden de olsa yağdı. Ya yağmasa da sağ olsun turist gelsin diye otelde sahipleri bir şekilde kar yapıyorlar orada. Aynen doğru söylüyorsun. Suriyim. Tabii yapıyorum. Canım paranın döneceği yerde. Tabii Uludağ ne demek ya? Tabii canım. Uludağ'a gidelim buradan ya. Biliyorsun ben snowboard yapmadan kışı geçiremem ben. Leğen de kaymayı bir öğren bir de. Sen leğen de lastikten bir işlersin. Burada çok turist var. Çok turist olduğu için
Gelen çok oluyor. Buradan gene bak geldiğimiz yere alttan böyle geçebiliyor. Yer güzel. Nasıl mekan? Çok güzel abi, çok güzel. Hamaklar falan harika. Buralar çocuklar için oyun parkuru yapmışlar herhalde. Ama yer mekan güzel. İnsana bir huzur veriyor çünkü. Çok güzel abi, çok güzel. Sesi insana evet. Huzur veriyor. Aklıma da burası geldi dedim, buraya getirdim. İyi yaptın abi. Oturmayalım. Zaten sabahleyin videonun girişinde biz dedik. Bakalım Ahmet abi bizi nereye götürecek? Anladım. Tostçuya götürmeyelim. Tostçuya götüren takipçiler de var mı? Abi sen ne diyorsun? Bak, abi en son... Gelenler var diyorum bak. Ahmet abi... Tostçuya götüren gene iyi kaldı yanında. Aynen. Ya. Abi bize bir yemek kilitliyorlar abi. Alım satım için buluşturduğumuz arkadaşlar oluyor. O da yemek ısmarlamak istemiyor, o da yemek istiyor. Lan benim bir şeyim yok ki senden. Bunları biz yemek ısmarladık hep. Allah Allah. Ya size araba buluvermişiz yani bu kadar değil mi? Ya biriniz yemek ısmarlayın. Saçmalamış onlar. Şuralar ne abi? Karşı taraf. Orası Portuk çayı. Hayır oturmayayım oğlum. Yani orada oturma yerlerini de mi yapmışlar önceden? Yok, ne orada oturma geçiyor? Yerleri yoktu. Abi orada yok değil mi oturma yerleri? Yanlış vardı. Sezonda vardı. Ha, sezonda var. Vardı tabii. Ay, tabii. Sezonda yoğun oluyor. Abi baksana orası da çok efsane güzel. Semaverimiz nasıl bak? Zaten kaynıyor şu anda da. Tamam. Fazla kaynamaya başladığı zaman kapağını kapatalım. Eyvallah abi. Oh, vallahi içim ısındı ha Sıddık. Nasıl ısındı yani, lan? Dondum ben. Şöyle, hayır, ortam serin tamam da. Yani kahvaltı ambiyans sıcak. Ambiyans sıcak yani evet. Sucuklu, kavurmalı. Abi ne derse biz onu yeriz. Misafir sensin. Abi sen kavurma mavurma dedin benim aklım gider şimdi de. Tamam, o zaman kavurmalı yapıyoruz. Bir tamam. Kavurma getiriyorlar size de. Ha İskender yiyeceksin daha. Ben buradakinden sonra İskender'i zor yersin. Biz boku yedik, Isparta'ya gitsek var valla. Aynen aynen. Tamam. Tamam. Yok böyle bir olay ya. Baksana içine. Götür. Basıyorsun geriye. Evet arkadaşlar şimdi arabamızı aldık. Ahmet abiyi uğurluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abi, görüşmek üzere. Çok sağ olun. Hadi Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun inşallah. Sağ ol abi. Güle güle. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Unutma bizi abi. Siz de beni unutmayın. Kendinize duygulanıyor musun şu anda abi? Nasıl? Şu anda duygulanıyor musun? Aa yok. Sigara Allah satın ayrını görsün. Sigara verir mi? Yok. Biz paradan ayır görelim, sen maldan ayır gör. Allah razı olsun abi. Ben bir şey sattım mı kafama takılmaz benim. Adamsın. Takılacak olsa da satmam zaten. Adamsın abi. Görüşürüz. Bu adamı çok sevdim arkadaşlar. Abi, Instagram adresini falan yazayım aşağıda takip edin ya. Gerçek fenomen bunlar ha. Öyle işte YouTube'da biz gibi açıp da böyle gevezelik yapan adamlar değil. Gerçek fenomen bunlar. Arkadaşlar Ahmet abiyi bıraktık. Biraz işte hanımlarla gelmenin artık dezavantajı mı avantajı mı? Alışveriş mekanlarını turluyoruz şimdi. Şu anda kapalı çarşıdan Ulu Cami istikametine doğru. Emin adımlarla ilerliyoruz.